2016 Audi A4 V8 kasa aracımıza orijinal ekranına geri görüş, ön görüş kamerası ve ilaveten bir de HDMI arayüz entegre ettik. Aracın tümüyle orijinalliği korunarak orijinal soket yapısına birebir uyumlu. Videolarda da göreceksiniz kameraları kullandığımız alanları. Birebir fonksiyonlarına uyumlu interfeys ekleme yaptık. İnterfeysin çalışma prensibini göstereyim. Geri vites atıyoruz. Geri vites otomatik geliyor ve kullandığımız kamera ışık duyarlılığına göre kendi parlaklığını azaltıyor. Şu anda ilk açılışta parlaktı. Şimdi tamamıyla parlaklığını azaltıyor. Ve ekranda gördüğünüz noktalarda da aracın park sensörlerini görebiliyorsunuz. Şu anda park etmeye çalışıyorum. Şu anda park noktalarını ekranda görebiliyorsunuz. Boşa da ileri aldığımda ön kamera devreye geçiyor. İleri vitesi aldım. Ön kamera devreye geçti. Yine park sensörleri çalışıyor. Bu ön kamera 10 km hızı geçtiğimizde gördüğünüz gibi kendi multimedya ekranına geri dönüş yaptı. Tekrar gösterelim. Geri vitese taktık. Geri vites ışığa göre kendini ayarlıyor. Park sensörleri çalışıyor. Boşaya da ileri vites aldığımızda ön kamera devreye geçiyor otomatik. 10 km hızla geçtiğimizde kendisi devreden çıkıyor. Bu park esnasından çıkışta 10 km hızı geçerken otomatik atıyor. Park ettiğimizi düşünelim. O zaman da gördüğünüz back tuşuna, joystick'teki back tuşuna iki defa hızlı hızlı bastığımızda orijinal ekrana geri dönmüş oluyor. Böylelikle aracı park ettiğimizde de ön kameradan kendimiz devre dışı bırakabiliyoruz. Bir de bu aracımıza biraz önce de bahsettim. Bir HDMI arayüz kattık. Bu HDMI arayüz ne yapıyor orijinal ekrana? Torpidoya istedik kullanıcı. Bir HDMI kablo çekiyoruz. Bu kabloyu iPhone ya da Android telefonlarda ilave kabloyla telefonun ekranını açtığımız bütün telefon ekranda ne açarsak bu ekranda görebiliyoruz. Bunun için de şu yine back tuşuna 2 saniye basılı tutuyoruz. Adaptive mini ekranı otomatik aktif oluyor. Telefon bağlı olduğu zaman da bu ekranda telefonun ekranda ne varsa komple yansıyor. Ve çözünürlük birebir bu boyuta oturmuş şekilde yansıyor. Dikey ve yatayda sorunsuz bir şekilde tam ekran görebiliyorsunuz. Yine çıkmak için de back tuşuna 2 saniye basılı tutuyoruz. Aracın orijinal multimedya ekranına dönmüş oluyor. Bu şekilde çalışıyor. Kameraları tekrar göstermek gerekirse geri vitesi attım. Arkayı görebiliyoruz ve ışık duyarlılığını kendisi ayarlıyor. Boşaya da ileri aldığımızda ön kamera otomatik devreye geçiyor. Park esnasından çıkıp hareket ettiğimizde 10 km hızı geçtiğimizde gösterelim. Kendisi 10 km hızı geçtiğimizde otomatik devre dışı kalıyor. Multimedya ekranına geri dönüyor. Park ettiğimizi düşünelim. Geri vitesi attık. Geri vitesten çıkıp boşa aldığımızda ya da parka aldığımızda ön kamera devrede kalacak. Kamerayı devreden çıkmak için back tuşuna iki defa hızlı hızlı dokunuyorum. Orijinal ekrana dönüyor. Multimedya ekranını ise yine back tuşuna basılı tutuyorum. Adaptive mini ekranına dönüyor. iPhone'larda HDMI Lightning kablo kullanılır video atmak için ya da navigasyonu kullanmak için. Android telefonlarda da MHL açılımı Media High Definition Link kablosu alarak telefonlarda açtığımız ekranda ne gözüküyorsak buraya otomatik atar. Bu şekilde Audi'li A4'lerdeki park kamera işini çözmüş olduk. Telefonda navigasyon işini ve multimedya işi de kendi orijinal ekranda çözülmüş oluyor. 2 saniye basılı tutuyorum. Audi'nin kendi ekranına gelmiş oluyor. İşlem bu şekilde. Arka kameranızı gördüğünüz gibi bagaj açma orijinalini çıkardık. Bu da aynı şekilde orijinaliyle uyumlu bagaj açmayı da aktif eden kamera taktık.
Şimdi bir de ön kamerayı gösterelim, montaj noktasını. Ön kamerayı da şu noktaya aldık gördüğünüz gibi. Ön kamerayı müşteri bu noktayı istedi çünkü kaldırımları da görmek istiyor. Normalde ön kamerayı şu noktaya montaj yapabiliyoruz.